Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Dolaba koymak için bamya yıklıyorum. Şöyle büyüklü büyüklü bamyalardan aldım. Yıkadım güzelce tertemiz. Bütün yıkamamız lazım çünkü içine su kaçarsa tohumları salyalanır, güzel olmaz. Daha pişirmeden su değdirmeyeceğiz. Bamyalarımızın içine böyle güzel güzel ayıklarken de dikkat etmemiz lazım. Gene içini deşmeyeceğiz. Şöyle kabuğunu, şeklini bozmadan alıyoruz kabuğunu. Bakın kalem gibi aynı. Aynı şeklini hiç bozmuyoruz. Şu burunlarını alıyoruz. Yıkadığım için sofra bezine atıyorum böyle şuraya. Şöyle koyuyorum suyunu tamamen sofra bezinde alsın ya da kağıt havluyla da kurulayabilirsiniz. Bu büyük bamyalar da lezzetli oluyor. Almamazlık yapmayın büyük diye. Bu da çok güzel. Şöyle yuvarlak yuvarlak da doğruyoruz. Yemeği çok güzel oluyor. hepsini ayıkladım doğramaya başlayacağım şimdi yemeklik fasulye gibi doğruyoruz İstersek daha büyük istersek daha küçük şöyle büyük olanlarını ben 3'e doğruyorum hatta 4'e küçük olanlarını 2'ye aynı fasulye şeklinde doğruyoruz ne kadar güzel oldu bakın arkadaşlar büyüktü ama tertemiz ayıklayıp doğrayınca çok güzel oldu şimdi bunu poşetlere koyacağım hiç haşlama öyle e, ocakta döndürmek falan hiçbir şey yok kışın çıkarttığımızda e, üzerinden sadece çeşmeden bir su döküyoruz e, Çünkü buzdolabı kokusu olmasın sadece onu yapıyoruz ve pişirme işlemimiz aynı tazesi gibi pişiriyoruz çok güzel oluyor aynı tazesi gibi Sizler de yapıp deneyin böyle buzluklarınıza koyun kışın güzel güzel yiyin afiyetle Allah'ım hepimize hazırladıklarımızı ağız tadıyla güle güle yemek nasip etsin yediklerimiz bizlere ilaç şifa olsun inşallah Şöyle buzdolabı poşetlerimize herkes ne kadar yemek pişireceğinin ayarını bilir. Poşetlere koyuyoruz. Sadece işlem bu. 3 poşet bamyamız çıktı. Burada 2 kiloya yakın bamya vardı. 3 poşet bamya. İstediğiniz kadar yapabilirsiniz. İsterseniz 1 kiloyu bir anda pişirebilirsiniz. İsterseniz daha az, daha çok. O sizlerin arzusuna kalmış. Kışın bunu sadece çeşmenin önünden bir musluk suyu dokundurup aynı tazesi gibi nasıl pişirmek istiyorsanız öyle pişirirsiniz bamyalarınızı. Limonu unutmayın yalnız. Bamyanın en önemli püf noktası salyalanması için limon sadece. Bizlere ve deneyeceklere afiyet olsun. Daha güzel videolarda buluşmak üzere. Kanalıma abone olmanızı, beğenilerinizi, güzel yorumlarınızı, fikirlerinizi rica ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.